Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Sitavi dersini bir türlü bitiremedik. Belki bu son videomuz olur ama yine programın bir takım ilginç özellikleri var. Onlarla ilgili de bilgi vermekten kendimi alamadım. Şimdi burada üstte mesela site denen bölüm var. Aslında bunlar daha çok yani Word'la ilgili değil de yani LaTeX denen mesela başka programlar var. Mesela programlar var. Mesela bazı arkadaşlar yani özellikle sayısalcılar genelde LaTeX ile yazarlar mesela. Yani o da ayrı farklı bir programlama dili. Yani yardımcı programlardan biri diyelim. İşte onlar da mesela onlara atıf verebilmek için mesela bunları kullanabiliyoruz. Pek siz pek fazla mesela buralara girmeyin. Word'u kullanan arkadaşlar buralara girmesinler. Yani burada biraz kafanızı karıştırabilir. Burada mesela completion bölümü var. Completion bölümünde mesela print der, save der. Yani burası önemli bir bölüm. Mesela şimdi eğer biz yani mesela şu başlıkları düzgün bir şekilde yerleştirirsek. Bakın kaç tane başlık var? Ana başlık. 1, 2, 3. Evet, şu şekilde. Yani yerleştirebilirsek, düzgün ayarlayabilirsek ben böyle tabii mesela hızlı olsun diye ayarlamışım ama örnek olsun diye mesela bir şey mesela print denildiği zaman, yazı denildiği zaman bakın program gidiyor hepsini yazdırıyor burada. Yani burada yazdırmadan hazır ediyor mesela bir duruma getiriyor. Bakın 1, 2, 3. Burada kaç tane var tabii. Şimdi böyle buradan bakabiliriz. Böyle bu şekilde hazırlıyor. Başlıkları görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar başlıkları vermiş. Ondan sonra dipnotları da vermiş. Şu anda mesela apayı kullanmış. Evet, APA'yı kullanmış. Böyle bu şekilde mesela hazırlanmış. Ama ben yani dikkat ederseniz bunlar mesela başlık aslında. Bakın başlık bunlar. Böyle pek fazla mesela üzerinde durmadım bu notların. Ben örnek olsun diye çıkardım. Ama işte asıl önemli olan nokta orayı iyi organize etmek. Orası iyi organize olursa yani program iyi organize olursa ne olacaktır? Bize düzgün bir şekilde bir çıktı verecektir. Bakın bu da publikasyonu. Yani bibliografyası. Evet. Kendisi hazırlıyor. Tabii bu bizim mesela bir temel şeyimiz oluyor. Yani iskeletimiz oluyor. Bunu kapatalım. Bir de mesela bakın şurada şey var. Save var mesela. Bakın onu bir daha şey yapayım. Save. Bu da mesela Word. Word'a save demek. Mesela ben 7777 diyelim. Şimdi mesela yani bu yaptığımız çalışmaları Word'a save diyor. Word'a açtık. Evet, birin biri, birin ikisi biri, ikisinin biri bu şekilde mesela. Kendisi sıralamış. Ve bu şekilde bakın dipnotları da vermiş. Yani şu an Word'a yazdırmış. Evet. Biz Word'a gezinim bölümüne gidersek nasıl olacak? Mesela gezinti bölmesine. Evet. Şu şekilde. Şunları başlık olarak görmemiş daha. Evet. Peki mesela diğer dipnot şeklinde yaparsak mesela completion'de mesela save option. Bunlar mesela bakın diğer görüyorsunuz işte all knowledge items the project. Yani projede bulunan bütün başlıkları yaz, başlıkların altlarını yaz demek. Selected quotation yani belirli olan seçilenleri yaz. Evet. Şimdi burada mesela format nedir? Yani nasıl ben bunu diyor yani Word'a aktarıyorum diyor ki işte referanslar, ondan sonra bibliografya ve belirlenen atıf stilini kullanıyorum diyor. Include course mesela tüm kategorileri kullan diyelim mesela. Bunu böyle yaptıktan sonra yine 7'nin üzerine şey derim. Ama bu sefer de dikkat ederseniz mesela stili de belirleyelim. Bakın stil burada nedir? Stil. Evet, stil şu anda default'tur. Ama ben mesela şöyle belirlemek istiyorum. Mesela işte klasik dipnot sistemi. Bir daha kontrol edelim. Evet. Hata verdi program. Bir daha bakalım. Yani stil ne? Evet, klasik dipnot stili seçildi. Completion yapalım. Yani save diyelim. Bari save etmeden önce şunları da görelim. Bakın save option'a geldim. Evet, tamam. Tamam. Save diyelim. Mesela yer açalım. 7.7'nin üstüne. Evet. Tamam. Bir bakalım nasıl yapıyor arkadaşlar. Bu da programdan çıktı alıyoruz. Böyle bakın bu şekilde çıktı alıyoruz.
Evet. Bakın mesela bu sefer de Chicago Manuel Style, yani klasik dipnot sistemini verdi. Atıfları attı. Evet. Bakın bunlarla ilgili mesela ben hiçbir şey yazmamışım. Yazmadığım için de mesela hani kategorize etmemişim. Ne not kategorize etmişim, ne kaynak kategorize etmişim. Böyle bir plan yapmıştım. Ama yaptıklarımı mesela görüyorsunuz, hiç şey etmeden tak 2 dakikada verdi. Yani bu aslında güzel bir şey. İşte burada önemli olan nokta, yani Citavi programda benim düzgün bir şekilde organize olmam. Olursam program benim mesela Word şeyinden kurtarıyor. Her şeyden kurtarıyor. Bakın dipnotları vermiş. Burada vermiş. Hiçbir sıkıntı yok. Tekrar eden dipnotlar var. Bakın bunlar hep tekrar eden dipnotlar. Sayfalarını gösteriyorum. En sonda arkadaşlarıma söyleyeyim, hızlı bir şekilde geçiyorum. Bakın burada böyle bir dipnot sistemi izlemiş. Ondan sonra da gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Kaynakçı. Bakın bu da kaynakçı. Sıkıntı yok. Evet. Bu da programın arkadaşlar, yani dışa aktarım unsurlarından bir tanesi. Evet, şöyle gelelim. Şöyle referansa gelelim. Evet, dikkat ederseniz. Evet, şöyle arkadaşlar, burayı ben anlattım. Şu bölgeyi anlattım. Siz de biraz kurcalayın. Bakın mesela print current style, yani var olan şu anda belirlenen stile göre yazdır. Ondan sonra alıntı olanları yazdır. Grup olanları yazdır. Böyle bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar bakın list bölümünü anlattım. Citation bölümüne biraz değindim. Evet. Reference bölümü. Reference bölümü burada aynı. Şu kısmı anlatıyor aslında. Şu kısmı anlatıyor. Burada da pek fazla sıkıntı yok. Referans bölümüne daha önce de değinmiştim. Şu kısımlara pek fazla dokunmayın. Import export settings var mesela, ama bunlar yani projeleri açıyorsunuz. Projelerden başka bir projeye mesela dosya aktarımı yapılsın mı yapılmasın mı, onunla alakalı bir şey arkadaşlar. Yani içe aktarım başka bir programdan çalışılmışsa onu tekrar sisteme aktarma nasıl yapılır onu gösteriyor. Ben size burada da yine import export'tan bir şey daha göstermek istiyorum. Mesela diyelim ki şu anda mesela Bodil Bio makalesindeyim. Farklı bir projeye mesela export yapacağım. Mesela bak export yapacağım. Tabii export neyi yapacağım? Önce onu seçmem lazım. Mesela diyelim ki bir tane referans var. Onu yapacağım. Şöyle geleyim. Evet. Şöyle. Diyelim ki bunu export yapacağım. Buradan geliyorum. Export diyorum. Yani dışa aktar. Burada bana soruyor, diyor ki the selected reference, yani seçilen referansı mı atayım? Evet. Nereye atayım? Yani başka bir projeye. Bakın to another system project. Başka bir projeye. Evet. Burada tabii yani nereye atayım? Mesela project name, mesela Muş Ermeniler mi? Evet. Farklı projeler var. Bakın siz böyle gelirseniz, evet, onu aktar diyorum. Hemen tak. Burada mesela seçiler var. Mesela şimdi bu referansa ait mesela özet var mı? Notlar var mı? Onlar yani içerik var mı? Yani anahtar kelimeler var mı? Grup var mı? Onu da aktarayım mı diyor. Ben de aktar diyorum. Tık. Ya da seçiyorum, aktarma diyorum. Otomatikmen gidip ona da aktarıyor arkadaşlar. Bit. Yani projeler arasında da mesela zaten o projeyi de açtı. Bu şermenlerini de açtı, getirdi, aktardığını sana burada gösteriyor. Ben tekrar siliyorum tabii. Silmeyi de böyle yapıyorum. Daha sonra mesela bakın buralarda bazı kısımlarda sağ tıkladığımızda göreceksiniz. Evet. Mesela burada şunu şöyle çekeyim. Yani en yüksekten başlayayım. Şöyle mesela şeyler var. Labeller var. Blue label, red label. Yani etiketler de yaparsanız mesela burada kaynaklar hakkında kaynakları daha farklı şekilde gruplayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde ne yaptık arkadaşlar? Bu dersimizde de programın diğer özelliklerini öğretmeye çalıştım. Benden bu kadar. Evet. Programı ayrıntılı bir şekilde kullanmak istiyorsak arkadaşlar, devamlı üzerinde çalışacağız. Etkin olacağız.
efektif kullanmaya çalışacağız. Kurcalayarak öğreneceğiz. Herkese iyi günler.